Evet, ikinci soru. Arkadaş demiş ki selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam demiş, dua etmiş. Hocam demiş, Müslüman kardeşlerim oruç ayında iftarını ezandan 5 veya 6 dakika önce açarlardı. Gerekçeleri bu belamlar ezanı geç okuyor diye. Ama vakit namazlarını ezana göre kılarlardı. Tabi zamanla ben de iftarımı erken açmaya başladım. Hocam burada çok büyük bir tutarsızlık var. Çözemedim. İnşallah cevaplarsanız iyi olur demiş. Hocam bu konuyla aklım biraz karışık. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Şimdi bu meseleyle alakalı şöyle bir yorum yapabiliriz. Öncelikle bu meselede arkadaşların haklı olduğu bir durum var. Yani örnek vereyim, belamların ezanı geç okuyorlar gibi bir iddiaları var. Doğru mu? Doğru olma payı var yani. Ancak bazen sizin dediğiniz gibi tutarsızlıklar da oluyor. Mesela örnek vereyim, 5-6 dakika adam erken yiyecek. Biri 8 dakika yiyor, biri 10 dakika yiyor, biri 4 dakika yiyor, biri 3 dakika yiyor. Bak, tutarsızlık bu. Bu iş havaya kalınca kardeşler ne oluyor? Herkes kendi kafasına göre orucu farklı saatlerde açmaya başlıyor. Şimdi Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir. Benim bu konudaki mezhebim şu şekildedir. Bunu da ne yapayım? Bunu da anlatayım. Ben her zaman ihtiyatlı olan mezhebi tercih ederim. Benim üzerinde bulunduğum görüş budur kardeşler. Yani evet, bazen ezan 5 dakika önce okunuyor, geç okunuyor. Bazen 8 dakika geç okunuyor. Bazen 6 dakika geç okunuyor. Bazen 4 dakika, bazen 3 dakika. Ama burada bir ne var? Burada bir kafirlerin tutarsızlığı var. Öncelikle zaten kafirlerin ezanları bizim için geçersizdir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ancak Diyanet'in belirlediği namaz vakitlerine biz ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Diyanet'in namaz vakitlerine bakabiliriz. Dolayısıyla ihtiyatlı olan bana göre şüpheyi bırakıp şüphe olmayana bakmaktır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Da ma yeribuk ile ma la yeribuk. Şüpheyi bırak, şüphe olmayana bak. Şüphe olmayan nedir? Şüphe olmayan Diyanet'in verdiği vakitte okumandır. Eğer ki amellerde, ibadetlerde bir şüphe var ise kardeşler, bize düşen o şüpheden uzak durmaktır. İhtiyatlı olanı tercih etmektir. Bu hadisi şerh ederken hepiniz hatırlarsanız namaz konusunda bir konuya değinmiştik. Eğer namazın şartlarıyla, rukunlarıyla alakalı bir eksiklik olma şüphesi var ise onu tamamlayıp sehiv secdesi yapmak en doğru olandır demiştik. Burada da vaktin girmesi veya çıkması hakkında bir şüphe var. Biri 5 diyor, biri 7 diyor, biri 8 diyor, biri 4 diyor. Biri de diyor ki hayır diyor. Öyle bir şey yok diyor. Burada Müslümana düşen orucun bu şartlarını yerine getirmek adına Diyanet'in verdiği o saate göre kişinin orucunu açmasıdır. Neden? Çünkü siz böyle yaparak orucunuzu tehlikeye atmamış olursunuz kardeşler. Tehlikeye atmamış olursunuz. Burası çok önemli. Çünkü siz orucunuzu tehlikeye attıktan sonra, orucunuz gittikten sonra bir manası yok ki. Bir manası yok. Ondan dolayı bize düşen nedir? Bize düşen ibadetleri vakitlere göre kılmak. Evet, bugün bir İslam devleti olmuş olsaydı herkes bir fikir adı altında toplanırdı. İşte bir sıkıntı yaşanmazdı. Ancak olmadığı için biz ne yapıyoruz? Biz elimizde mevcut olan şeylerle idare etmek zorundayız. Sen dersin ki ben 5 dakika erken okurum ama senin dediğin gibi değildir. Orucun gitti işte. Çünkü niye? İçtihat ettim diyemezsin kardeşim. Öyle şey mi olur? İçtihat ettim var mı? Çünkü şüphe var burada. Biri var diyor, biri yok diyor. E çıkıp yüksek yerlerden de bakamıyorsun. İlmini de bilmiyorsun. O zaman sana düşen nedir kardeşler? Şüpheyi bırakacaksın, şüphe olmayana bakacaksın. Şu hadisi delil getiriyorlar. Bu hadisin de böyle olmadığını inşallah açıklayacağım. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, La tezalu ummeti bi hayrin. Ma akharu sahura ve accelul fitra. Benim ümmetim sahuru geciktirip
İftar yapmada acele ettikleri sürece hayır üzere kalmaya devam ederler. Şimdi bu hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir iftarı acele etme konusunda bir teşviki var. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama ehli sünnet alimlerinin çoğu bunun için şunu demişler. Demişler ki vakit girdikten sonra iftarı geciktirmemektir. Yani bazıları ne yaparlardı? Bazıları iftarı yatsıya kadar geciktirirlerdi. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka rivayetlerde olduğu gibi bunun Yahudi ve Hristiyanların amellerinden olduğunu söyledi. Demek ki biz eğer ki bir iftarın girdiğini öğrendikten sonra biz ne yapmayacağız? Biz orucumuzu geciktirmeyeceğiz. Hemen orada orucumuzu açacağız. Kastedilen budur. Zaten İmam Nevevi öyle diyor kardeşler. İmam Nevevi diyor ki bu hadis bize şunu anlatıyor ki güneş battığı takdirde kişiye düşen hemen iftarını açma konusunda acele etmektir. Ama sen 5 dakika önce açtın, 8 dakika önce açtın, 7 dakika önce açtın, bir belirsizlik var. Açtın, güneşin batıp batmadığını da tam manasıyla bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ondan dolayı ne olmuş oluyor kardeşler? Ondan dolayı Allah muhafaza oruç ifsada uğramış oluyor. Oruç batıl olmuş oluyor. Bize düşen nedir? Bize düşen burada ihtiyatlı olanı seçmektir. Sadece hadiste kastedilen nedir kardeşler? Hadiste kastedilen diyelim ki vakit girdi, geciktirme. Hemen aç orucunu, namaz mı kılıyorsun? Bir yere mi gideceksin? Ama aç. Peygamberin kastettiği bu. Eğer böyle olduğunuz sürece hayır üzeresiniz. Namaza gelince kardeşler, namazda zaten her vakit geniş vakitleri olan vakitlerdir. Mesela örnek vereyim, kişi öğle namazını kılarken sıkıntı yaşamaz. Vakit geniş. İkindide sıkıntı yaşamaz. Akşamda sıkıntı yaşamaz. Sadece sabah namazında bir sıkıntı var. O da Ramazan ayında. Ne yapıyorlar? İmsak vaktini erken okuyorlar. Burada da yine ihtiyatlı olanı tercih edeceksiniz. Nedir o da ihtiyatlı olan? Yani onlar ezan okur okumaz namaz kılmayacaksınız. Zaten güneşin doğuşuna kadar vakit var. Sen geciktirebildiğin kadar geciktireceksin. Geciktirebildiğin kadar geciktireceksin. Peki şunu diyebiliriz. Sahuru ne yapayım? Sahuru istersen ezanla beraber bırak ama ne yapma? Kesinlikle namazını geciktir. Çünkü burada namazın ifsada uğrama ihtimali var. Yine söylüyorum kardeşler, cem ediyorum bu meseleyi. Burada dikkat etmemiz gereken mesele şudur. Biz iftarı yine vaktinde açacağız. Bununla beraber sahuru da vaktinde bırakacağız. Ama namazları geciktirebildiğimiz kadar geciktireceğiz ki ta ki ne oruçlarımız zayi olsun ne de bununla beraber namazlarımız zayi olsun. Allah Azze ve Celle bu konuda en doğrusunu bilir diyeyim. Evet.